Özdeş KLMN cisimleri sürtünme sistemlerde şekil 1, 2, 3'teki gibi dengelenmiştir diyor. Buna göre T1, T2, T3 ilk kelimeler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar özdeş demiş. Özdeş her şeyle aynı olan demek. Demek ki bu cisimler özdeş olduğu için hepsinin ağırlığına G diyorum. Bu G'leri hemen şeklin üzerine aktaralım. Birincisinde cismimiz gördüğünüz gibi ilk düzlem üzerinde. Yani ipteki gerilme kuvveti arkadaşlar eğik düzlemde, eğik düzleme paralel şöyle G çarpı sin alfa değerine eşit olacak. Bu yöndeki bileşenine sin alfa bileşeni diyorduk. O zaman T1 ip gerilmesi G çarpı sinüs alfadır. G'den küçüktür. Şimdi geçelim T2'ye. Burada ip yardımıyla arkadaşlar makaradan yararlanarak kuvvetin yönü değiştirilmiş. Yani şu ipteki gerilme kuvveti, aynı ipteki gerilme kuvveti aynı rikesinden T2'dir. T2 yukarı çekenler aşağı çekenleri eşit dediğimizde yani burada bir kuvvet dengesi yazdığımızda T2'nin de G'ye eşit olduğunu gördük. T2 G'dir. Aynı şey üçüncüsü için de geçerli. Yani arkadaşlar bu ipteki gerilme kuvveti T3 ise. İpiner her noktasındaki gerime T3'tür. Yani ister buradan ister buradan yararlanıp T3'ü e, cismi yukarı çekene aşağı çekene eşitleyerek T3'ün G'ye buradan da T3'ün G'ye eşit olduğunu bulabilirsiniz. Yani bu ipteki gerime kuvveti de G'dir. GG bu da G çarpı sin alfa olduğu için sin alfa da 0 ile arasında değer alacağı için arkadaşlar burada e, T1 küçük T2 T3'e eşittir. 2 3'e eşit 1 küçük yani cevabımız E seçeneği olmalı deriz. KLM eksenine sürtünmesiz düzeneklerde KLM kuvvetleriyle şekil 1 2 3'teki gibi dengede tutulmak isteniyor. Buna göre KLM ekseninin hangileri şekildeki gibi dengede kalabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar makara yardımıyla bakın burada şu ipteki aynı ip olduğu için gerilme kuvvetleri birbirlerine eşit. O zaman arkadaşlar bunun ağırlığına G dediğimizde şu ipteki gerilme kuvveti G'ye eşit olacak. Bu iki kuvvetin bileşkesi ikisinin tam ortasından geçtiği için F kuvveti de yani K kuvvetimiz de burada tam tersi yönde olması gerekiyor. O zaman burası 45'e ise arkadaşlar bu tam 45'lik derece karşısından geçmesi gerekiyor ama buraya 30 derece dediği için o zaman bu sistem bu şekilde dengede kalamaz. Çünkü iki kuvvetin bileşkesinin tersi tam ters yönde olması gerektiği için ikisinin tam ortasından geçmeli yani birinci düzenimiz dengede değil. İkinci düzenimize baktığımızda benzer bir mantık. Bu ağırlığa G dersen bu ipteki yerime kuvveti G olduğu için ikisinin bileşkesi ikisinin tam ortasından geçer. L'nin de bunu dengeleyebilmesi için tam ortadan ters yönden yani şöyle bir kuvvet uygulanması gerekir. Bu yukarı doğru uygulandığı için denge sağlanmaz. Yani ikincisi de yanlış. Yine üçüncüsünde Arkadaşlar bu iplik gerilme kuvveti cisimlerin ağırlıklarına eşit olduğu için o GG dediğimizde ikisinin bileşkesi ikisinin tam ortasından geçer. Yani buralar 45'er derecelik bir açı sergiler. E, e bunun dengelisi de M olduğu için tam ters yönde çizilmiş, mi? çizilmiş. Yani o zaman üç doğru çizilmiş. O halde dengede kalabilecek yalnız M. Yani cevap C'dir. Şekildeki gibi dengede olan dağcının ağırlığı G, ipte meydana gelen gerilme kuvveti T, bacaklarını etkeden birleşik kuvvet F'tir. Buna göre G, F, T kuvvetlerin büyükler arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar bu dağcıya uygulanan kuvvetleri bir noktaya taşıyayım şöyle. G'yi ağırlığını yani yerin merkezine doğru çizdim. Sonra duvardan uygulanan şu tepki kuvveti F'i aldım. Şu şekilde çizdim ve yatayda 15 derecelik açı yaptığını belirttiği için bu 15 dereceyi buraya aktardım. Hop burası da 90 derece oldu. Şimdi burası yine iplik gerime kuvveti dediğimizde şöyle iplik gerime kuvvetini çizersem arkadaşlar. o buna da T dediğimizde buradaki açıyı 30 derece verdiği için şuradaki açının da 60 derece olduğunu söylerim. Yani o zaman kesişen 3 kuvvetin dengesi yani lami. Lamy'e göre kuvvetler karşılarındaki açılarla ters orantılı mı? Evet. O zaman kuvvetlerin karşılarındaki açıları bulalım. Burası 60. 15 daha. 75 yaptı. Geriye kaldı. 105 derece. Şurası 90. Burası da 15. Burası da arkadaşlar 90. O zaman her bir kuvvetin karşısındaki açıya bakacağım. T'nin karşısındaki açı. F'in karşısındaki açı. G'nin karşısındaki açı. T'nin karşısı derken F ile G arasında kalan şu açıya bakıyoruz. 90 artı 15'ten dolayı hop 105 derece çıktı. F'nin karşısında kalan açı da 90 artı 60 dereceden dolayı 150 derece çıktı. Yine G'nin karşısındaki açı da gördüğünüz gibi 105 derece çıktı. Şimdi açı küçükse kuvvet büyüktü. O zaman G ile T arkadaşlar birbirlerine eşit. Açılar eşit olduğu için F ise bunlardan küçük. Yani cevap T G'ye eşit. F de bunlardan küçük. Yani doğru cevap C seçeneğidir. Sürtünmeyi önemsenmediği sistemde O merkezi metal küre ipin ucuna uygulanan F büyüklüğündeki kuvvetle şekildeki gibi dengelenmiştir diyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada F kuvvetiyle makara yardımıyla bu küreyi dengede tutuyoruz. Şimdi F aynı iplik gerime kuvveti aynı ilkesinden bu ipteki yerime kuvveti de F olacak. Peki bunun ağırlığı yerin merkezine doğru G şiddetinde ise hop ben bu açıyı arkadaşlar şu aşağıya taşıyayım. F kuvvetinin bir yatay bileşeni var bir de düşey bileşeni var. Şu. Bu açı alfa ise şu şu doğrultuya paralel olduğu için arkadaşlar buradaki açımın da alfa olduğunu gördüm. O zaman bu iplik gerilme kuvvetinin yani f'in yatay bileşeni açı yönde yatırdığımızda elde edilen bileşeni olduğu için yani açıyı referans aldığımız için şu bileşen arkadaşlar f çarpı kosinüs alfa bileşenidir. Diğer bileşen de sinüs alfa bileşenidir yani f çarpı sinüs alfadır. Şimdi yukarı çekene aşağı çekene eşit dediğimizde f çarpı kosinüs alfa aşağı çeken G ağırlığa eşit olacak. Sağ çekeni de sola çeken eşitlediğimizde şu bileşen de f çarpı sinüs alfa duvara yapılan etki olduğu için duvarın tepki kuvvetine eşit olacak. Yani f çarpı sinüs alfa da duvarın tepkisine n diyelim n eşit oldu. Buna göre hangileri doğru? 1. Metal küre bir miktar aşağı sarkıtılarak denge sağlandığında f artar demiş. Şimdi ben biraz sarkıttığımda bu aşağı doğru geldiğinde arkadaşlar şöyle düşünürsek düzeneğimizi ikinci durumda ipimiz şöyle bir konuma gelecek. Yani aradaki açı azalacak. Şimdi aradaki açı azalırken kosinüs alfa da alfa azalırsa kosinüs alfa değerimiz ne yapar? Artar. Kosinüs alfa değerimiz arttı. Peki ağırlığımız sabit mi? Sabit. Ağırlık sabitken kosinüs alfanın artması f'in azalması anlamına gelecek. Yani burada f artar demiş yanlış. F'in azalması lazım. Birinci yargımız yanlıştır. Metal küre bir miktar aşağı sarkıtılarak denge sağlandığında. Bir miktar aşağı sarkıtılarak denge sağlandı. F azalır. Evet biz de F'in azaldığını söylemiştik. Doğru. İpin ucu sabit tutulurken metal küle ısıtılarak genleşmesi sağlandığında F artar. Şimdi biz bunu genleştirdiğimizde arkadaşlar düşünün. Genleştirdiğimizde şöyle bir genleşmeye sahip olsun. Bu sefer merkezi buraya yani duvardan uzaklaşacak. Duvardan uzaklaşınca buradaki açımız artacak. Şimdi şunu bir daha yorumlayalım. F çarpı kosinüs alfa yukarı çeken aşağı çeken eşit. Şimdi alfamız ne yaptı? Arttı. Kosinüs alfa da alfa artarsa kosinüs alfa değeri azalır. Kosinüs de açı arttığında değer azalıyor. Şimdi ağırlığımız sabitken Kosinüs alfa azalırsa F kuvvetinin ne yapması lazım dengeyi sağlaması için artması lazım. Burada da artar mı demiş? Evet, artar demiş. O zaman bu yargımız da doğru. 2 ve 3 doğru cevap. E seçeneği olmalı deriz. Bir örümcek ördüğü ağ ipliklerinin uçlarında şekildeki bir denge edilir. Buna göre iplerde oluşan gerilme kuvvetleri T1, T2, T3 arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bakın keseceğin 3 kuvvetin dengesi var burada. T1, T2 ve T3 şeklinde. T3 ipindeki gerilme kuvveti bu cismin ağırlığına eşit. Şimdi buna göre sağ çekenler, sola çekenler, yukarı çekenler, aşağı çekenler eşit olacak mı sistem dengesinde? Evet. O halde arkadaşlar ilk önce sağ-sol kuvvet dengesinden yararlanıyorum. Bakın bunun doğrultusuna baktığımızda 2'ye 1 doğrusa bir... İp çizilmiş veya A çizilmiş arkadaşlar. Bunun yataydaki bileşeni şöyle düşünürsem 4 birim şiddetindeyse bunun da yatay bileşenin 4 birim şiddetinde olması gerekiyor dengede kalabilmesi için. O zaman arkadaşlar bunun devamını çizersek şöyle sanki bu bu şekilde T2'ye eş değer bir şiddeti var ve yataydaki bileşeni 4 birim. Bunun da yataydaki bileşeni 4 birim birbirlerini dengeliyor. Peki bunun düşeydeki bileşeni 2 birimse bunun da düşeydeki bileşeni 2 birim olduğu için topladığımızda arkadaşlar yukarı çeken 4 birim aşağı çeken 4 birime eşit olacak. Yani t 3 de arkadaşlar 4 birim şiddetinde olmalı. Şimdi bu bunun yatay bileşeni ise yatay bileşeni 4 ise düşey bileşeni de 2 ise arkadaşlar kendisinin 2 kök 5 şiddetini yani 4'ün karesi artı 2'nin karesinin kare kükünden, şurasının e, 2 kök 5 şiddetinde olduğunu bize gösterir. Aynı şey burası için geçerli. Burada 2 kök 5 şiddetinde olması gerekecek. E, bu 4 yani kök 16 bunlar da arkadaşlar kök 20 kök 20 olduğu için yani T1 t 2 eşit ve kök 20 şiddetinde olduğu için o buradaki T3'ten yani kök 16'dan büyük olur. Cevabımız 1 2 eşit 3 bunlardan küçük yani doğru cevap B seçeneğidir. Ağırlıkları GKGL olan KL isimleri şekildeki gibi asılarak dengelendiğinde iplerdeki gelinme kuvvetlerinin büyükleri T1, T2 oluyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada lokal bir denge yazdığımızda yani şu noktayı çeken kuvvetlere baktığımızda kesişen 3 kuvvetin dengesi yani lami var. buna göre arkadaşlar T1'in yatay bileşeni yani T1 çarpı kosinüs alfa bileşeni sola çekendir sağa çekene eşit olacak. Yani o da T2'nin bu yöndeki yatay bileşeni yani T2 çarpı kosinüs 2 alfa. Kosinüs alfa mı büyük? Kosinüs 2 alfa mı büyük? Kosinüs alfa daha büyük arkadaşlar. Çünkü kosinüs alfa da alfa değeri küçükse kosinüs alfa değeri büyük oluyor. Yani ben bu eşitliği yazdığımda T1 çarpı kosinüs alfa T2 çarpı kosinüs 2 alfa dersem hangisi daha büyük? Şu değer olarak büyük olduğu için bundan hop şunun da şundan yani T2'nin T1'den büyük olduğunu bana gösterir. Yine yukarı çekenleri aşağı çekenleri eşitlediğimizde bunun bu yöndeki bileşeni T1 çarpı sinüs alfadır. Bunun da yukarı yöndeki bileşeni T2 çarpı sinüs 2 alfadır. Bunlar da yukarı çekenler aşağı çekenleri eşit olduğu için e, ve L'nin ağırlığı da T1 sin alfa ve T2 sin al 2 alfa eşit. Şimdi T1 T2'den büyük mü? Hayır tam tersi T2'nin T1'den büyük oldu. L'nin ağırlığı K'dan büyük demiş. L'nin ağırlığı büyük K'nın ağırlığı büyük. Şimdi hemen onu yorumlayalım. T2 büyük. Mesela ben buna 2T desem. T1 de arkadaşlar küçük olduğu için buna T desem. Şimdi T çarpı sinüs alfa diyeceğim. Buradaki etkiye buraya da 2T çarpı sinüs 2 alfa diyeceğim. Şimdi onu yazalım. T1 çarpı sinüs alfa aşağı çeken K'ya. K'nın ağırlığına yani gk eşit. Diğeri de T2 çarpı sinüs 2 alfa o da eşittir GL diyeceğim. Bakın bu T1 ve T2'ye biz sayısal değerler verelim dedik. Yani ben buna 2T diyeyim. Pardon buna T diyeyim. Buna da 2T diyeyim demiştik. Şimdi sinüs alfa ve sinüs 2 alfaya baktığımızda hem T'nin kendisi küçük hem de sinüs alfa değeri küçük. Burada ise hem T'nin kendisi büyük hem de sinüs 2 alfa sinüs alfadan daha büyük. Yani aşağıdaki çarpanlar yukarıdaki çarpanlardan daha büyük. O zaman L'nin ağırlığında arkadaşlar K'nın ağırlığından büyük olduğunu söyleyebilir miyiz? Matematiksel olarak bir çıkarım. Evet L'nin ağırlığı K'dan büyüktür bilgisi de doğru. Yani cevap 2 ve 3 yani E seçeneği doğrudur deriz. K ve L cisimleri ve ağırlıksız makara ile oluşturulmuş şekil 1'deki sürtünmesi sistem ve LM cisimleri ile oluşturulmuş şekildeki 2'deki sürtünme sistem dengelidir diyor. Buna göre iplerdeki gelinme kuvvetlerinin büyükleri oranı T1 bölü T2 kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar birinci düzenimize baktığımızda bu makaranın sol ve sağ taraflarında K ve 2 tane L cismimiz var. O zaman L'nin ağırlığına G, G dersek K'nın ağırlığı buradan 2 tane G şiddetine çıkar mı? E, makarayı yukarı çekenleri aşağı çekenleri eşitlediğimizde makara ağırlıkları ve sürtümeler önemsiz olduğu için aşağı çeken 4 tane G var. Yukarı çeken 4 tane G'nin olması gerekiyor. Yani T1'in 4 g eşit olması gerekiyor. Şimdi gelelim ikinci düzenimize. Burada 3 tane L ağırlığında asılmış. Yani burada 3 G ağırlığında 3 tane L cismimiz var. Hop geliyoruz. Buradaki ipteki gerilme kuvvetini arkadaşlar. Şu ipteki gerilme kuvvetine T2 dersek. Şimdi kesişen 3 kuvvetin dengesi. Yani Lami. Şimdi buradaki açımız 37 derece verilmiş arkadaşlar. Hop bunu buraya taşıdığımızda aslında bundan bunun bileşkesinin tersini bu dengeliyor. O zaman burası 37 ise burası da 37 derecedir. Hemen şöyle düşünebiliriz. bu kuvvetin yani bunun tersini aldığımızda yatay bileşeni T2'dir. Düşey bileşeni de 3G'dir. O zaman ben buna t diyelim. T çarpı t çarpı sinüs 37 bileşeni yani dişeyi bileşeni 3g'ye eşitse t buradan 5g çıkar. T 5g ise arkadaşlar yatay bileşeni de t çarpı kosinüs 37 bileşeni de t 2'dir. Yani 5g çarpı 0.8 dediğimizde T2'nin buradan 4G şiddetinde olduğunu buluruz. Yani 3, 4, 5 üçgeni var arkadaşlar. O zaman demek ki bu 4G T2 de zaten bize soruluyor. O halde T1 bölü T2 oranına baktığımızda 4G'ye 4G şiddetinde olduğu için bunu oranlarsak cevap D seçeneği yani 1 olması gerekir deriz. Ağırlıksız KLM kovaların içinde GKG ile GME ağırlıklı sıvılar bulunmaktayken sürtünme sistem şekildeki bir dengedir diyor. Buna göre yargıların hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar sisteme baktığımızda şu kuvvet kovadaki ağırlık dediğimiz GK şöyle yukarı yönde bu noktayı çekiyor. Burada L, burada M cismimiz var. Açılar eşit olduğu için arkadaşlar şu aynı iplik girme kuvveti aynı ilkesinden buraya GL. Aynı iplik kuvveti aynı ilkesinden buraya da GM dediğimde açıların eşit olmasından dolayı L'de M'ye eşit. Bunların dengeli ise arkadaşlar ikisinin tam ortasından yukarı yönde olduğu için ikisinin vektörel toplamı da yukarı yöndeki K tarafından dengeleniyor. Buna göre hangileri kesinlikle doğru? 1- L M'ye eşit demiş. L arkadaşlar M'ye eşit. Neden? Bu ikisinin bileşkesi ikisinin tam ortasından geçmesi için yani GK onu dengelediğinden dolayı geçmesi için bu iplerdeki gerilme kuvvetlerinin eşit olması lazım. O halde bu kesinlikle eşittir. K kovasına sıvı ilave edilirse teta azalır. Arkadaşlar şimdi buraya bir sıvı ilave ettiğimizde şu an dengede ya ilave edersek ne olacak? Burada bir ağırlık artışı söz konusu olacak. O da bu iptek gerime kuvvetini artıracak. İptek gerime kuvveti artarsa sistem artık dengeyi bozacak. Harekete geçecek. Yani bu nokta yukarı çıkacak. Bu nokta yukarı çıkarsa bu aradaki açı ne yapar? Şöyle olduğu için aradaki açının da azalması gerekir. Yani tete azalır doğrudur. K'nın ağırlığı L'nin ağırlığından fazladır demiş. Şimdi buradaki açı değerine göre. Diyelim buradaki açımız 120 derece olsun toplamda. Yani 60 artı 60 olsun. Buna f dersen veya g dersen bu da g ise ikisinin bileşkesi 120 özel durumuna göre g olur. Onu dengeleyen de k da yine g'dir. Yani bunların hepsinin eşit olma ihtimali var. Ondan dolayı kesinlikle diye sorduğu için burada k'nın l'den her zaman veya kesinlikle büyük olduğunu söyleyemeyiz. Yani soru işareti kesin doğru olan 1 ve 2 cevap d seçeneğidir deriz. Sürtünmenin önem sermediği şekil 1'deki sistemde x ve y cisimleri dengedeyken k ipindeki gerilme kuvveti t kadardır. x ve y cisimleri şekil 2'de gibi asılarak denge sağlandığında l ipindeki gerilme kuvveti kaç t'dir diye sorulmuş. Birinci sisteme bakalım arkadaşlar. Bir kere makara kullanılmış. Makaralar kuvvetin yönünü değiştirmek için kullanılır. O zaman arkadaşlar bunun ağırlığına g dersem aynı ipteki gerilme kuvveti aynı ilkesinden burası da g'dir. Burası 30 derece, burası 30 derece olduğu için şöyle bunlara taşırsak yardımcı doğru yardımıyla o, burası arkadaşlar 30 30 burası 120 oldu. 120 özel durumuyla karşılaştık. Şimdi burası 30 derece. Burası 30 derece olduğu için simetrik bir yapı. Yani bu ipteki gerime kuvveti G ise bu ipteki gerime kuvveti de G olur. GG özel durumdan 120 özel durumdan dolayı ikisinin bileşkesi yukarı yönde G şiddetinde çıkar. Ve yukarı çeken aşağı çekene eşitlediğimizde dediğimizde X'in ağırlığı G'ye eşit olur. Yani X G Y de G ağırlığına çıktı. Şimdi gelelim ikinci duruma. GG dediğimizde burası arkadaşlar 2G şiddetinde mi? Evet. Şimdi burası 120 30 derece ise burası da 90 derece ise arkadaşlar devam ediyorum. Yöndeş açılardan burası 30 derece çıktı. Şimdi bu kuvvet ipteki gerilme kuvvetine baktığımızda şu iki tane yani burası 2G ile bu ipteki gerilme kuvvetinin dengeleyicisi yani bileşkesinin tersi. O zaman ben L'nin tersini alırsam arkadaşlar şu L dediğimiz ipteki gerilme kuvvetinin tersi şu iki tane kuvvetin bileşkesi mi? Evet o zaman L'nin sinüs alfa bileşeni 2G'ye eşit olacak. L'nin kosinüs alfa bileşeni de 30 bileşeni de bu ipteki gerime kuvvetine eşit olacak. O zaman ben arkadaşlar şunların toplamı 2G olduğu için 2 g eşittir diyorum. L çarpı sinüs 30. L çarpı sinüs 30 dediğimde o sinüs 30 1 bölü 2 olduğu için hop buradan L'yi çektiğimizde 4G eşitliğinde çıktı. Bana neyi sormuş? L ipindeki gerime kuvveti kaç T'dir diye sormuş. O zaman arkadaşlar... Bize başlangıçta K ipindeki gelime kuvvetine T demişti. Yani G'ye T dersek o zaman bu 4 tane G olduğu için L'nin son durumda 4 tane T olduğunu bize gösterir. Cevap bundan dolayı C seçeneği olur deriz.